Merhaba örgüdaşlar. Bugün yine yeni bir modelle karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Bir tane torba çanta yapıyoruz. Çok basit. Çünkü komple ön ve alt kısım deri. Şu şekilde kısa bir sapı var. Bir de ayarlanabilir uzun bir askısı var. Çok şık bir model. Kenarlarında sadece örgü var. Yapıp anında kullanıma hazır bir hale getireceğiz. Aparatı size göstermek istiyorum. Şöyle bir deri aksam var. İçi astarlı. Kısa bir sapı var. Uzun ayarlanabilir bir sapı var. Bir de büzgülü bağcık kısmı var. Biz ne yapıyoruz? Burada uzun kısa dediğimiz bir sık iğne modeli tasarladık. Bunu anlatacağız size. Bunu bütün çantalarda kullanabilirsiniz. Döne döne ördüğünüz zaman farklı bir görsel oluyor. Git gel ördüğünüz zaman farklı bir görsel oluyor. Şimdi onu yapacağız sizinle. Bu yanlara tam denk gelebilmesi için örgüdaşlar 19 tane zincirle başlıyoruz. İpimiz nedir? Yassı polyester ribbon. Ve iki kat kullanıyoruz. Çünkü çantanın dik durması gerekiyor. 19 zincir çektik ve başlıyoruz sık iğne yapmaya. İlk dibindeki zinciri bırakıyoruz ve ikinci zincirin tek parçasını alarak ilk sırada sadece sık iğne yapıyoruz. Evet, ipimiz dediğim gibi polyester ribbon, lase denen bir ip cinsi ve çantanın kalın olması, tok bir görüntüsü olması için iki kat örüyoruz. Bunun alternatifi olarak ne yapabilirsiniz? Penye ip kullanabilirsiniz. Pamuk ribbon kullanabilirsiniz. Penye ipi tek kat kullanabilirsiniz ama pamuk ribbonu da çift kat kullanmanız gerekiyor. Ama bu ipin parlaklığı çok şık bir görüntü elde etmemize neden oluyor. Tığımızı öğrenmek isterseniz 6 numara tığla örüyoruz. Eli çok sıkı olanlar 7 numara tığla da örebilirler. Her sık iğne dibine normal sık iğne yapıyoruz. Zincire çok özür dilerim. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. 19 zincirle başlamıştık. 18 sık iğnemiz olacak. İpler çift bobin olunca. Evet, son iki ilmeğimizi yapıyoruz. Evet, 18 tane sık iğneyi oluşturduk. Ondan sonra bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. İlk sık iğneye hemen dibine normal sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğnenin deliği burada, onun dibine şu şekilde uzun sık iğne yapıyoruz. Şimdi daha yavaş göstereceğim. Bir kısa normal sık iğne yaptık. Normal sık iğne deliğine battık. Diğerinde ikinci sık iğnenin dibinde bir V noktası vardır. Zaten altıda delik olacak kalın iple yaptığımız için. Onun en dibine batıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Çekiyoruz ve yavaşça çıkartıyoruz. Çünkü amaç şuradaki uzun V'leri açmak. Düzgün dursun diye. Tekrar kısa sık iğne yapıyoruz. Uzun sık iğne yaparken yandaki sık iğnenin dibindeki V şeklinde noktanın en altına batıyoruz. İpi birazcık uzatıyoruz ve dibinden tutarak çekerseniz V'leriniz daha düzgün olur. Şu şekilde devam ediyoruz. Üst sırayı da göstereceğim size. Şuradan biraz ip boşaltalım. Kısa sık iğne, uzun sık iğne de dibe batıyoruz. Bakın sık iğne ilmeğini bulup altındaki V'ye geliyorsunuz. V'nin birleşme noktası. Uzun sık iğne noktası. Bir kısa bir uzun. Bunu isterseniz döne döne de örebiliyorsunuz. Döne döne ördüğünüzdeki görüntü farklı oluyor. Git gel yaptığınızdaki görüntü farklı oluyor. Ve iki kat ördüğünüz için daha tok çantalar elde ediyorsunuz.
Şimdi burada ben 19 zincir ve 18 sık iğne ile başladım. Ama eliniz sıkıysa ya da gevşekse çantanın yanında bir ölçü var. O ölçüyü geçmemek gerekiyor. Onu da birazdan anlatacağım. Bir zincir eksiltebilir ya da fazlalaştırabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Evet, yandaki sık iğnenin dibi. Şimdi bittiğiniz ilmek çok önemli. Şimdi bakın, kısa sık iğne ile bitiyorum. Kısa sık iğne ile bittiğine göre bir zincir çekip döndüğüm zaman burada uzun sık iğne ile başlayacağım. Bakıyorum, hemen dibindeki ilmek bu. Dibindeki ilmeğin altında V var. O V'nin birleşme noktasına batıyorum ve uzun sık iğne yapıyorum. Yani uzunların üstüne kısa denk gelmiş oluyor, kısalara uzun denk gelmiş oluyor. Çünkü o görüntüyü verebilmenin başka yolu yok. Tekrar bakın, kısadan sonra sık iğne deliğimizi bulduk. Altındaki V'nin birleşme noktasına battık. İlmeğimizi uzattık. Çok basit iki işlemden oluşan bir örnek ama görsel olarak çok şık bir görüntü veriyor. Bunu dediğim gibi döne döne ördüğünüz zaman öyle daha kolay örülüyor. Farklı bir görüntü ortaya çıkıyor. Git gel ördüğünüz zaman da bu çantadaki görüntüyü elde ediyorsunuz. Kısa sık iğne yaptım. Uzun sık iğnenin V'nin dibine batıyorum. Ve bu şekilde çantanın yan boyu kadar, yaklaşık olarak sıra sayısı vereceğim ben size ama elinize göre bu sıra sayısı değişecek. Önemli olan siz derinin uzunluğunu baz alacaksınız. Yani bir sıra fazla olabilir, bir sıra eksik olabilir. Ya da iki sıra. O önemli değil. Önemli olan çantanın yan uzunluğu. Bir uzun, bir kısa. Devam ediyoruz. Bunda başka yapılacak hiçbir işlem yok. Sadece başlangıç noktalarına dikkat edin. Neyle bitiyorsanız onun tam tersiyle başlayacaksınız. Onu burada bir daha göstereyim. Kısa sık iğne, uzun sık iğne, kısa sık iğne ve bitirişim yine uzun sık iğne. Uzun sık iğne ile bittim. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve uzun sık iğnenin olduğu ilmeğe kısa sık iğne yapıyorum. Ve sonra tekrar yandaki sık iğnenin V noktasındaki birleşmeye uzun sık iğne yaparak bu işlemi böylece devam ediyoruz. Şimdi çanta 3 parçadan oluşuyor. Altında sert bir bölüm var. Kenarları yumuşak bölüm. Yani çantanın tabanı burası oluyor arkadaşlar. Otomatikman çantanın tabanına böyle malzememizi koyduk. Sonraki kalan bölüm yüksekliğimiz oluyor. Bizim yaptığımız çantada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 sıra var burada. 20 sıra yaptığımızda bizim çantanın tam kenarına denk gelmiş oldu. Siz bunu elinizin ayarına göre 18 sırada yapabilirsiniz, 22, 23 sırada yapabilirsiniz. Önemli olan derinin boyutuna ulaşmak. Derinin boyutuna ulaştığımız zaman ne yapıyoruz? Bu derinin kenarlarında delikler var. Bu deliklerden biz birleştirme yoluyla sık iğneler yapıyoruz. Şöyle kaba taslak bir göstereyim size. Birazcık daha ince bir tığ alıyorsunuz. Ve karşılıklı olarak bu noktaya giriyorsunuz. Tekrar karşınızdaki ilmeğe giriyorsunuz. Ve birleştirmeleri de iki kat yapıyorsunuz. Her deliğe karşılıklı denk geleceksiniz. Oldu da arada boşluklar oluştu. Araları bir zincirle çekebilir ya da aynı deliğe iki kere batarak o boşlukların az olmasını sağlayabilirsiniz. İki kat örmek zor gelirse tek kat örüp aynı noktaya iki kere batabilirsiniz. Önemli olan şurada şu temiz görüntüyü elde edebilmek. Ve çantanın bir kenarından başlıyoruz birleştirmeye. Önce çantanın üç kenarını birleştiriyoruz. Ve köşelere mutlaka üç batın arkadaşlar. Daha temiz bir görüntü olsun.
Çantanın bu kenarı birleştikten sonra ipi kopartmıyoruz. Sık iğneyle devam ediyoruz. Çünkü deriyle örgüyü bütünleştirmek gerekiyor. Ağız kısmında örgü olarak devam ediyoruz. Tekrar parçayı, ikinci parçayı birleştirmeye başlıyoruz. Ondan sonra örgüyü burada tamamlıyoruz. En son şurada küçük bir nokta sık iğnesiz kalıyor. Orada da ipi koparıp buradaki sık iğneyi tamamladığınız zaman bu çantadaki görüntüyü elde etmiş oluyorsunuz. Yarım günde bitirebileceğiniz bir çanta. Görsel olarak çok güzel. Örgüyle gerçeklerinin birleşimi ve kullanış olarak da çok güzel. Evet örgüdaşlar, umarım faydalı bilgiler verebilmişizdir size. Bizi takip ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Sevgiler.